Merhaba arkadaşlar, iddia tahminleri kanalımıza hoş geldiniz. 28 Aralık iddia bültenini değerlendireceğim. Dünkü tahmin videoma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Saat 15'te Türkiye Kupası'nda Hatay Spor kendi evinde Menemen Spor'u konuk ediyor. Hatay Spor ligde 4. sırada yer alıyor. Oynadığı 19 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 27 gol atarken 23 golü kendi kalesinde gördü, 32 puan toplamayı başardı. Hatay Spor'un son performansına, 5 haftalık performansına baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Galibiyet aldığı karşılaşmalar deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendi, deplasmanda Altay'ı 2-1'lik skorla mağlubiyete uğrattı. Mağlubiyet aldığı karşılaşmalar Hatay Spor'un ise kendi evinde Konyaspor'u 3-1 yenildi, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenildi ve kendi evinde Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Hatay Spor'un goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Rakip Menemen Spor ise Türkiye 1. Ligi'nde 15. sırada yer alıyor. Oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 31 gol yedi, 21 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. Berabere kaldı takımlar. Kendi evinde Bursa Spor'la 0-0 berabere kaldı. Denizli Spor'la kendi evinde 0-0 berabere kaldı. Deplasman'da Tuzla Spor'la 1-1 berabere kaldı. Kendi evinde Keçiören Gücü'yle 2-2 berabere kaldı. Deplasman'da ise Gençler Birliği 5-0 skorla mağlup oldu. Goller açısından Menemen Spor'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini Menemen Spor 1.5 üste tamamladı. Hatay Spor, Menemen Spor karşılaşması ile ilgili tahminim ev sahibi Hatay Spor tur atlar. Saat 18.30'da Türkiye Kupası'nda Trabzonspor kendi evinde Bolu Spor'u konuk ediyor. Trabzonspor Süper Lig'de 1. sırada yer alıyor. En yakın rakibi Konya Spor'a 10 puan farkla geçmiş durumda. Oynadığı 19 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 36 gol attı, 14 gol yedi, 46 puan toplamayı Trabzonspor başardı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Trabzonspor'un 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Galibiyetlerini deplasmanda Altay'a 2-1'lik skorla, kendi evinde Hatay Spor'a 2-0 skorla ve kendi evinde Adana Demirspor'a 2-0'lık skorla kaydetti. Beraberlik karşılaşması ise kendi evinde Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda Antalya Spor 2-1 mağlup oldu. Rakip Bolu Spor'u ise Türkiye 1. Ligi'nde 14. sırada yer alıyor. Oynadı 18 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 21 gol yedi, 21 puan toplamayı başardı. Bolu Spor'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Deplasmanda Ümraniye Spor'u 2-1 mağlup etti. Kendi evinde Adana Spor'la 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda Samsun Spor'la 1-1 berabere kaldı. Kendi evinde Ankara Gücü'ne 2-0 mağlup oldu. Ve deplasmanda Altın Ordu'na 2-1 mağlup oldu. Goller açısından Bolu Spor son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Trabzonspor Bolu Spor karşılaşmasıyla ilgili tahminim Trabzonspor kazanır. Arkadaşlar sıkça aldığımız bir soru, gruplara nasıl girebiliriz? YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplarımızda hazırladığım günün ideali, günün kasa katlama kombini, günün kalesi gibi özel çalışmalarıyla derlediğim kombinleri gelip görebilirsiniz. Gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Türkiye Kupası'nda saat 21'de Galatasaray kendi evinde Denizli Spor'u konuk ediyor. Süper Lig'de Galatasaray 9. sırada yer alıyor. Oynadı 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 24 gol attı, 23 gol yedi, 27 puan toplamayı başardı. Galatasaray'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Antalya Spor'la oynadı, 2-0 galip bitirdi. Kendi evinde Başakşehir'le 1-1, Altay'la kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda Sivas Spor'a 1-0, Adana Demirspor'a 2-0
mağlup oldu Galatasaray. Denizli Spor ise Türkiye 1. Ligi'nde 18. sırada yer alıyor. Oynadığı 18 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 15 gol attı, 26 gol yedi, 16 puan toplamayı başardı. Denizli Spor'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Tek beraberliğini deplasmanda Menemen Spor'la 0-0 skorla aldı. Kendi evinde Bursa Spor'a 3-1, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0, kendi evinde Ümraniye Spor'a 1-0 ve deplasmanda Erzurum Büyükşehir Belediye'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımız Denizli Spor 2 tanesini 1.5 üste tamamladı. Galatasaray Denizli Spor karşılaşması ile ilgili tahminim ev sahibi kazanır. Saat 23'te İngiltere Premier Lig'de Leicester kendi evinde Liverpool'u ağırlıyor. Leicester ligde 9. sırada yer alıyor. Oynadı 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 27 gol attı, 27 gol yedi, 22 puan toplamayı Leicester başardı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Leicester'ın 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Galibiyeti kendi evinde Newcastle'a karşı 4-0 ve kendi evinde Watford'a karşı 4-2'lik skorla aldı. Beraberlik deplasmanda Southampton'ı 2-2 berabere kaldı. Kendi evinde Chelsea 3-0, deplasmanda Aston Villa 2-1'lik skorla mağlup oldu. Leicester'ın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 1.5 üste Leicester tamamladı. Liverpool ise ligde 2. sırada yer alıyor. Oynadı 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 50 gol attı, 15 gol yedi, 41 puan toplamayı başardı. Liverpool'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik. Tek beraberliğini kendi evinde düzeltiyorum. Deplasmanda Tottenham'la 2-2 skorla aldı. Galibiyetleri ise kendi evinde Newcastle'a karşı 3-1, Aston Villa'ya karşı 1-0, deplasmanda Wolves'a karşı 1-0 ve deplasmanda Everton'a karşı 4-1'lik skorlarla Liverpool galibiyetlerini aldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini Liverpool 1.5 üste tamamladı. Leicester ile Liverpool'un kendi arasında yaptıkları son karşılaşmada ise Leicester'ın 3-1'lik skor sonucu galibiyetiyle Leicester lehine sonuçlanmıştı. Bu iki takımın kendi aralarında oynadığı 16 karşılaşmaya baktığımızda ise 4 tanesini Leicester, 9 tanesini Liverpool kazandı, 3 maç ise beraberlikte sonuçlandı. Leicester evinde form durumuna baktığımızda oldukça iyi şekilde bir form sergiliyor. Liverpool'un deplasman performansı ise, form durumu ise mükemmel istatistik seviyesinde. İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 3.44 gol atıldı. Maçların %69'u karşılıklı goller sonucuyla bitti. Bu sezon Premier Lig performansında her iki takım bakarsak ise Leicester evinde maç başına 1.63 puan alırken Liverpool deplasmanda maç başına 2.22 puan toplamayı başardı. Maçla ilgili tahminim ikinci yarı handikap 2-0. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza mantıklı yetiyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 2 adet ücretsiz herkese açık iddia telegramımız var. Farklı tekli iddia tahminlerimi canlı telegram grubumda, günlük hazır kupon tercihlerimi ise kombine grubumda ara ara haftada 2-3 gün veriyorum. Nokta atışı tercihlerle fazla dağılmadan, macera aramadan, her maça balıklama dalmadan hareket ederek telegramda da kazandırmaya devam ediyorum. Öncelikle telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz 2 grubumuza da katılıyorsunuz. Bugün buradan kupon paylaşımı yapmayacağım. Kendimin de oynadığı, değerlendirdiği kombine kuponumu katıl grubundan paylaştım. Bu verdiğim maçlardan, yani size şu an YouTube üzerinden verdiğim maçlardan ikişerli ya da üçerli kendi tercihinize göre cımbızlayıp kendi kombine kuponunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Evet, maçlarımızı yorumladım. Macera aramayanlara, garanticilere kazandırmaya devam edeceğim. Hayalperestlere ise hayallerinde başarılar diliyorum. Yarınki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.